hadi. Hadi bakayım. Hayrola Mahmut abi? Nesi var gene düldülün? Nesi yok ki morun? Ön takım ister, motor ister, yeni akü ister. Saymakla bitmez be Şahin. Bizim karıyla evlendiğimizde almıştım. Tam 27 senelik. Laf aramızda hem arabayı hem de karıyı değiştirmenin tam zamanı. Şimdi size uğrar, yengeme söylediklerini anlatırım. Aman Şahin, kurbanın olayım. Akşama eve sokmaz Allah'ıma. Keyif oldu moru. Hadi atla da götüreyim. Yo, rüşvet kabul etmem. Hadi rastgele. Pencere camı gibi ayakkabı. Tozunu alsam kırılacak. Koca yaz geçirdik. Daha mı dayansın Hidayet amca? Senin oğlanla konuştum az önce. Dersleri çok iyiymiş. Çok şükür. Şeytan kulağına kurşun. Mektepten başka bir şey düşünmüyor. Seninki nasıl? 3 haftadır görmedim. Ama iyiymiş, sıhhatliymiş. Bu da bana yetiyor. Elini cebinden çıkartırsa çekici kapana yersin. Hadi uğurlar olsun. Eyvallah, hayırlı işler. Güle güle. Ya efendim, ne diyordum? Kız üstüme abanmaz mı birden? Etme ulan, günahtır dedim. Rezil azmış bir defa. Gömleğimi tut sen cart diye yırt. Sonra? Ha? Ne sonrası? Sonra ne oldu sonra? Sonrası anlatıyorum. Sonrası tutamadım kendimi. Öyle olmaz tak, böyle olur dedim. Aldım altıma, kafamda iyi tam yarım saat. Uyudun mu? Sen olsan uyurdun. Kız bir kalktı ki yağ kuyruğundan çıkmış gibi perişan. Hoş geldin evladım Şahin. Otur da bir çay iç. Eksik olma sağ ol. Geç kalmasam otururdum. Eyvallah. Güle 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 güle. Yakışan bu dünyayı! Nefret ediyorum her şeyden! Kahrolsun bu dünya! Teslim ol Abbas! Her taraf tutuldu! Kaçamazsın! Teslim ol! Evet. Her taraf tutuldu Abbas! Kaçamazsın! Teslim ol! Son defa iktidar ediyorum Abbas! Teslim olmazsan ateş açacağız! Teslim ol! Olmam! Bırakın beni! Durun, durun, geçemezsin sen. Durun, sakin olun. Hadi. Yaşaması için son bir şans verelim. Koruyun beni.
Vur, vur beni, öldür beni. Yaşamanı istiyorum arkadaş. Yaşasam ne olacak? Harcanmışım, bitmişim ben. Kapı gibisin, yüreklisin sen, bırakma kendini. Ağla arkadaş, kaderine ağla. Dünyanın pisliklerine ağla. İnsan isterse ağlayacak çok şey bulur bu dünyada. Kimsin sen abi? Şahin diye biri. Sıradan bir adam. Polis misin? Evet. Ama şimdi arkadaşınım senin. Hastaneden niçin kaçtın? Karım doğum yapmıştı. Haberini alınca sevindim. Oğlumu görmek için kaçtım. Sonra? Sonra ne oldu? Sırtımdaki şeytan oğlumu görmeme mani oldu. Ben de evlat sahibiyim. Bir oğlum var, koç gibi. Sen de istersen oğlunu büyümüş, koç gibi olmuş görebilirsin. Vazgeç bu zehirden. Bir içimlik esrara esir etme kendini. Yen onu. Kazan bu savaşı. Polis olarak değil, bir arkadaşın olarak istiyorum bunu senden. Söz abi. Yeneceğim bu hastalığı. Oğlum babasından utanmayacak büyüyünce. Demiştim sana, yürekli delikanlısın. Hadi gidelim. Gel yakından bakalım. Yaşa abi! Yaşa abi, bravo! 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 Bravo abi! Yol açın ya! Bravo abi de! Bravo! Helal be! Allah ya! Bakayım şöyle. Yürekli çocuk ha! Helal be Allah'a! Bravo abi de! Arkadaş teslim oldu şef. Güçlük çıkarmadı. Geçmiş olsun Şahin. Evet abi ya. Şansın açık olsun arkadaş. Sözüm söz abi. Bravo da olsun ya. Eyvallah şef. Adamın üzerine silahsız gitti. Ölebilirdi. Evet. Silah kullanmaktansa ölmeyi tercih eder Şahin. Özel bir nedenle mi silah taşıması yasaklandı? Basına yanlış aksetmesin diye Şahin'in neden silah taşımadığını sizlere anlatacağım. Bundan 3 yıl önce 2 idamlık mahkum firar etmişti. İkisi de kıyıcı ve birer polis düşmanıydılar. Firarileri bir bale dershanesinde kıstırdık, vur emrini de almıştık. Ülkemizi dışarıda başarıyla temsil eden ünlü balerin Ebru Işık, başına geleceklerden habersiz 2 gün sonraki bale resitaline hazırlanmaktaydı. Ölümle burun buruna olduğunu bilmiyordu. Atın silahlarınızı, yoksa bunları da öldürürüz. Şahit bırakmayalım, hadi vedalaş. Şahin'in bir kurşunu kızın bacağına isabet etmişti.
Ve bu kurşun kızın sakat kalmasına sebep oldu. Şahin Ebru'yu bir an bile yalnız bırakmadı. Hayatını kurtarmış ama sakat kalmasını önleyememişti. 3 yıl insanüstü bir güçle Ebru'yu iyileştirebilmek için çalıştı. Ve o günden sonra Şahin silaha yemin etti. Şahin'in hikayesi böyle işte. Bravo Şahin'e. Cesur olduğu kadar da duygulu bir erkekmiş. Peki Ebru ne oldu? Benim bildiğim hala kızı iyileştirmek için uğraşıyor. Çünkü tuttuğunu koparan bir insandır Şahin. Yürüyeyim. Hadi. Yürü Ebru. Yürürken görmek çok güzel bir şey Ebru. Bir de bana sor. Burada yürümek bir işkence. Doktorun tavsiyesi. Adele ve sinirlerin kuvvetlenmesi için zorlanmaları gerekliymiş. Hala benden bıkmadın mı? Tam 3 yıl oldu. Bu savaşı kazanacaksın Ebru. Senin zaferin olacak. Başkaları için dövüşmeyi seviyorsun. Ya, bunu söylemek istememiştim. Bozduğu oyuncağı tamir etmeye çalışan bir çocuk gibisin. Oysa tamir edeceğin daha önemli şeyler var. Neymiş o? Karın, oğlun. Nesi varmış karımın, oğlumun? Hiç. Sevgili oğlum beni bugün gezmeye götürüyor mu? İsterdim ama... Anlıyorum. Gene önemli işlerin var. Yok, şey anne... Bugün de çici kızlarımız sensiz ediversinler. Üstelik deden seni bugün fabrikada bekliyor, unuttun mu? Aslında babama bir kitap götürecektim. Onu sık görüyor musun? Evet ama işlerden başını aldığı yok. Gene bütün varını yoğunu sevgili mahkumlara dağıtıyor mu? Herkesin halka yardımcı ve devrimci olmasını istiyor. Hı? Onun dünya görüşü bu. Yardımlaşma ve sevgi. Şimdi de yoksul suçlulara yardım için hukuk çalışıyor. Biliyorum. Evliyken de bana durmadan şu kitabı, bu dergiyi oku der dururdu. Gideceksek ben üzerimi değişeyim. Hı hı. O günkü saldırıda... Tosunların geldiği arabada sen de varmışsın. Kim gönderdi sizi? Kim bu çıbanın başı? Bu işe bulaşma sen! Ucuz adamsın, kolay harcarlar seni! Öyle mi? Ne? Uç! 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 Uç!
Üç! Çek! 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 Üç! Çalışma bitmiştir, dağılabilirsiniz. Teşekkür ederim. Evet, ben de öyle. Çalışmada üç çalışma yapalım mı hocam? Hayrola büyük reis! Üç haftadır özlettin kendini küçük reis. Ani bir baskın vereyim dedim. Heh, iyi ettin baba. İmtihanlarım vardı, harayamadım. Kızlar da vardı değil mi? Çıkalım büyük reis. Kuşak imtihanıma gelecek misin büyük reis? Elbet. Ama blokajların daha kesin olmalı. Bu kadar geniş akıl ve irade isteyen bir spor olacağını ilk bakışta kimse bilemez. Oysa annem insan dövmeyi öğrenmek için bunca yorulmaya ne gerek var diyor. Annen her şeyi yüzeyden görme hastasıdır. Bir bakıma kültürünü magazin, fotoroman gazeteleriyle sinema mecmualarından oluşturduğu için şaşmamak gerek. Ne var ki inadı karşısında benim diyen insan zor dayanır. Bazı şeylerin insanın hayatında ne kadar büyük yeri olduğunu asla kavrayamaz. Devamlı kitap okumama çıldırırdı. Okumayı sevmeyen bir kafa nasıl düşünür anlayamam. Peki sen okuyor musun? Galiba şimdilerde tek yaptığım o. İnsanın dünyada öğreneceği o kadar çok şey var ki. Annemin seni anlaması önemli değil, sen onu anlıyorsun ya. Anladığım için beraber olamıyoruz. Buraya geleceğimi nereden bildin? Büyük reisin nereye gideceğini bilmez miyim hiç? Hadi eyvallah. Allah seni korusun. Hoş geldin, Şahin abi. Merhaba dayılar. Dayılık mı kaldı abi? Sayende mekanımıza geri döndük. Nasıl oldu kolun Recep? Geçti tabii. Sözüm meclisten dışarı. Katır tepince böyle olur tabii. Öst ulan! Katır mı yaptın şimdi bizi? Haşa abi! Ama merak edip duruyorum. Koluma demirle mi vurdun sen abi? Nen var senin? Karım. Ne olmuş karına? Bir haftadır uğramadı. Kafam bozuluyor abi. Acaba diyorum... Yo yo! Hiçbir şey deme. Uğrar bakarım. Sağ ol abi. Sigara, yiyecek, gazete, kitap bıraktım. Canınız bir şey çekiyorsa söyleyin, olur mu? Sağ ol abi. Sağ ol abi. Unutmazsın değil mi? Şimdi ilk işim sizin eve gitmek olacak. Hadi eyvallah. Merhaba. Merhaba. Nasılsın bakayım? İyiyim. Aferin size. Alın bakayım, bunu babanız gönderdi. Bak, bu da senin. Sağ ol amca, babam ne zaman gelecek? Bana bebek getirecekti. Babanız ne söylediyse yapacak çocuklar. Anneniz evde mi? Evde amca. Hadi, gelin de içeri girelim. Yok amca, annem çağırmadan gelmeyin dedi. Buyurun, ne istiyorsunuz? Kocandan selam getirdim bacım. Ne oldu, nesi var? Seni merak ediyor. Uğramamışsın. Peki, uğrarım. Ne oluyor lan? Konuşsana be, dilini mi yuttun? Kimsin lan sen? Karıyla anlaştık biz. Pazarlık ettik. Parasını da peşin verdim. Defol git buradan!
Al paranı. Bir daha da buralarda gözükme. Yeni bir numara mı bu? Satışa mı geliyoruz yani? Karı razı aslanım. Karı deme ona. Muslu'nun eşi Zehra'nım o. İki çocuk anası Zehra'nım o. Öyle olsun. Hürmet ederiz biz de. Şimdi al voltanı... ...memnun kalırsam iki onluk da sana. Defol! Çok çaresizdim, ne yapayım? Çocuklar için mecburdum buna. Üç gün evvel bitti paramız. Kuru ekmeğimiz bile kalmadı. İş aradım. Bacaklarıma, kalçalarıma baktılar önce. Açık açık istediler beni. Dünyanın kanunu buymuş dedim. Sonum belli dedim. İlk defa boyandım bu sabah. İlk defa satılığa çıkardım kendimi. Sana kızmıyorum bacım. Şükür zamanında geldim. Geldin de ne oldu? Öğüt veren çok. Hani ekmek veren? Oğlum bu yıl okula başlayacaktı. Defter kalem getirecekti Muslu. Kaçakçılıktan yakalandığı haberi geldi. Onu ben yakaladım. Madalya verdiler mi sana? Vazifemi yaptım bacım. Muslu'dan gayrısı ne oldu peki? Kocamı maşa gibi kullananlara ne oldu? Ne olacak? Düğünlerinde tabanca sıktılar bol bol. Viskiler içtiler. Gazetelere poz verdiler bir güzelce. Bu mu adalet? Sonra da kocamı suçlu diye yakalattılar. Hadi git artık. Birlikte gideceğiz. Sana bir iş bulacağım, çalışacaksın. İstesen de orospu olamazsın sen bacım. Vay Şahin beyim, hoş geldin! Bu ne şeref beyim, emret! Estağfurullah! Hani sen bir tezgahtar arıyordun? Ha? Ben mi? Sen ya! Dürüst, çalışkan biri var mı demiştin? Ha, sahi be! Var mı öyle biri? Evet, her şeyine kefilim Zehra Hanım'ın. Kendisi bir arkadaşımın karısı. Benim de bacımdır patron. Peki, hemen işe başlasın. Hayırlı uğurlu olsun bacım. Allah razı olsun Şahin abi. Hadi, hoşça kal. Gel kızım. Geçmiş olsun Tufan abi. Geçmiş olsun Tufan abi. Tufan abiciğim, geçmiş olsun. Sağ olun çocuk. Seni eski sevgilinle barıştıralım. Yeniden nikah kıyalım Şahin. Tak beline silahını. Bekarlık sultanlıkmış. Ben durumumdan memnunum. Ben değilim. Tufan hapisten çıktı. Can düşmanın senin. 8 sene yattı. Ben de çok uğraştım onu yakalamak için. Ödeşmiş sayılırız. Tufan gibi düşmanı olan silahsız gezmemeli. Tufan için yeminimi bozamam şef. Hem silahsız daha iyiyim ben. Senin gibi düşünenlerin sonu morg masasıdır. Bari tekaüt olsan da sonunu görüp ağlamasam deli herif. Morg masası bizden korkar şef.
Biraz erken geldim galiba. Hiç iyi yapmadın. Neden? Kızlar seni görünce şaşırıp dans edemiyorlar. Laf aramızda, hepsi sana yangın. Aman kimse duymasın. Ahlak zabıtası, ihtiyar bir adam sübyanlara sarkıntılık ediyor diye tutuklayacak beni. Cezaevinde geçen 8 yılım içinde işleri çok iyi idare ettiniz. Şimdi daha faal bir döneme giriyoruz. İşimiz genişleyecek, aldığınız pay artacak. Nuri, Cevat, gece kulübünden siz sorumlusunuz. Adam sayısını çoğaltın. Peki şef. Hesaplı ve dikkatli olacağız. Mehmet, Sedat, ikiniz motosikletli grubun sorumlusu olacaksınız. Tamam. Özellikle gençlere dağıtacaksınız malı. Merak etmeyin şef. Kumarhaneye olur olmaz kişileri almayın. Almayız efendim. Şef, işimiz iyi. Canlı ölüm denen uyuşturucu işinden vazgeçsek. Bu yüzden 8 yıl yattınız. 8 yılın acısını çıkaracağım. 8 yılda her gün intikamımı nasıl alacağımı düşündüm. Yoksa komiser Şahin'i öldürecek misiniz? Daha beterini buldum. 5000 daha. Bas. Rest. Yokum. Rölans. Gördüm. Fuldam. Kare 7. Biraz gelir misiniz? Canınız sağ olsun Metin Bey. 160.000 borçlandınız. Öderim. Bilmez miyim? Sağlam delikanlısın sen. Yalnız usul bozulmasın diye şu senedi imzalayıver. Senet işi nereden çıktı? Bugüne kadar borçlarımı zamanında ödedim ben. Haklısın. Ama bizim de hesap vermek zorunda olduğumuz kişiler var. Senetsiz borç vermek yok dediler. LSD. Kızın kanında büyük dozda LSD tespit ettik. Herhalde LSD kızın yüzünü bu hale getirmedi doktor. Jilet mi? Hayır. Kesici bir alet değil. Sanki yüzü parçalanmıştı. Belki de çivi ya da şişle bu hale sokmuşlar. Yaşayacak mı? Evet. Evet ama... Yüzünü görünce yaşamak isteyeceğini sanmıyorum. Kimliği tespit edildi. Evet. Vesikalı bir kadın. Adı Sevim. Nermin'in kızlarından. Nermin'in kızları uyuşturucu madde kullanmazdı. Hatırladım şimdi kızı. Babası cinayetten içeride. Evet, ailesine bakar, 2 kardeşini okuturdu Sevim. Ama LSD kullanmazdı. Zorla verilmiş olabilir. Evet, öyle olmalı. Doktor Bey. Efendim? Kızın yüzü eski haline dönemez mi artık? İmkansız değil. Dünya çapında estetik cerrahlarımız var. Güç ve masraflı bir ameliyat gerek. Teşekkür ederim, zahmet ettiniz. Rica ederim abi. Emret Şahin Bey, bize insanca muamele eden tek erkeksiniz. Sağ olun. Arkadaşınız Sevim'in başına gelenleri öğrenmek istiyordum. En yakın arkadaşı, sırdaşı Meral'dir. Belki o sana yardımcı olur Şahin Beyciğim. Hadi konuşsana kız Meral. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum. Kız neyin var senin? Hiç. Sevim yüzünden sinirlerim bozuldu. Bana bak, konuşmazsan gebertirim seni. Bir dakika Nermin Hanım. Ben buraya bir polis gibi değil, bir dost gibi geldim. Kardeşlerini okutmak için etini satan bir kıza yardıma geldim. Sevim gibileri bence o değildir. Onlara saygı duyarım. Ama 3 kuruş için kader arkadaşını satana... ...işte ona bu derim ben.
Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kızı perişan edeni mutlaka bulacağım. Kahve için teşekkür ederim. Rica ederim. Dur Şahin abi. Seksomanyak bir müşterisi vardı. Ama son günlerde Sevim korkuyordu. Adamın kendisini tehdit ettiğini söyledi. Kimmiş bu adam? Tommy Taylor adında bir Amerikalı. Kimseden para almış değilim. Sevim gizlememi istediği için konuşmadım. Kimsin sen? Sevim'in arkadaşı. Tanımıyorum. Evime nasıl girdin? Kapının kilidi pek iyi değildi. Üstelik seni rahatsız etmek istemedim. Ne istiyorsun? Sevim'i tanımadığını söylemiştin. Ama güzel resimler çekmişsin. Sevim de güzeldi seni tanımadan önce. Viskimi rahat içmek istiyorum. Sevim de hasta anasına, iki çocuğuna bakabilmek için sana tahammül ediyordu. Ama ben edemem. Hadi hazırlan, biraz da kızın yanında konuşuruz. Benim işim var. Seninle adamlarım meşgul olacak. Silah çekersen gebertirim. Silah taşımam ben. Sokağa çıkarken eldiven takarım. Düş önüme de gidelim. Gideceğim ama Amerika'ya. Seni evimde bulacaklar. Hırsız sanacaklar belki. Ama şüphen olmasın, seni tanıyamayacaklar. Her şey. Güzel. Yürü bakalım. Geçmiş olsun Sevim. Başına gelenlere çok üzüldüm. Git buradan. Seni görmek istemiyorum. Yo Sevim, böyle konuşma. Mr. Tommy çok duygulu bir insan. O kadar iyi kalpli ki senin ameliyatın için gerekli olan parayı seve seve verecek. Sağ ol Şahin abi. Tommy'nin parayı niçin verdiğini yüzünü görünce anladım. Herhalde bir trafik kazası geçirdi. Evet, trafik kazası. Alasmaladık. Palavrayı salladı, parayı aldı. Gariban takımını kollamak gerek. Okul açtı bugün, öyle mi? Burası da bir okul. Sen hep öyle demez miydin, büyük reis? Bugünkü çatışmada gene bir arkadaş kurşunlandı. Biliyorum.
Bu konuda büyük reis ne düşünüyor? Gençlik çok heyecanlı. Her şeye birden sahip olmak istiyor. Ayrıca ülkede parasının ve varlığının devamı için her çılgın işi yapacak bir çıkarcı budala toplum var. Neden budala? Oğlum, biz çok eski bir milletiz, akıllıyız da. Zengin değiliz ama dünyada olan biten her şeyi, bize şimdiye kadar ne yapıldı, ne yapılmak istendi çok iyi biliyoruz. İşçisi, köylüsü, esnafı kendi değerini iyice anladı. Bir de buna zamanın getirdiklerini düşün. O herifler bundan habersiz hala milleti eşek yerine koymaya çalışıyorlar. Ne olursa olsun okula devam etmelisin küçük reis. Asmanın nedeni yok. Sanki alttan kopmuş gibiyiz. Tıpkı size yapılan gibi bir şey. Yıllarca hep polisi öne sürdü politikacılar. Sonunda polisi halkın gözünde çirkin insan yaptılar. Şimdi de bizi, öğrencileri isyankar, tembel ve asi göstermek istiyorlar. Ama sen öyle olmadığını biliyorsun. Hadi, Türkiye'deki bütün namussuzların ve çıkarcıların şerefine. Gene kaçtın mı lan? Yok abi, taburcu oldum. Çok sevindim Abbas. Sözünde durduğun için. Sonuna kadar abi. İş aradım birçok yerde, bir tamircide buldum. Kefil istedi, kimsem yoktu bana güvenen, senin adını söyledim. Tamam dediler. Sana çok şey borçluyum abi. Bak, böyle konuşursan gene kapışırız. Doğrusu bu abi. Bana neler kazandırdığını görmeni istiyorum. Yarın bize yemeğe gelir misin? Gelirdim ama bir arkadaşa söz verdim. Onu da getir. Senin arkadaşın benim canım sayılır abi. Peki, oldu. Bana müsaade abi. Hadi güle güle. Tekrar dans edebilir miyim bilmiyorum ama sayende iyi bir sporcu olacağım. Gün geçtikçe iyileşiyorum. Evet. Daha çok inançlıyım şimdi. Sana böylesi yaraşır Ebru. Beni bu akşam nereye yemeğe götüreceksin? Dışarıda yemeyeceğiz. Bir arkadaşa davetliyim. Ben de mi? Evet. Onu tanımanı istiyorum Ebru. Eskiden bir esrarkeşti. Şimdi yaşama savaşı veriyor. Kanındaki şeytanı kovmak istiyor. Ama sıkılırsan götürmeyeyim seni. Gitmek istiyorum. Bu çok önemli benim için. Önemli olan ne? İlk defa Şahin, beni ilk defa dostlarınla tanıştırıyorsun. Yavaş. Elinize sağlık. İnanın hayatımda bu kadar lezzetli yemek yemedim. Ayıptır söylemesi, benim karnımın yemekleri kraldır yengeciğim. Hadi bakalım Abbas, şu delikanlıyı getir de tanışalım. Ben getireyim. Ne tatlı çocuk, pek şeker şey. Babasına benziyor tabii. Elbet bana benzeyecek. Oğlum! Adı ne? Şahin! Ya, daha güzel bir isim bulamadınız mı çocuğa? Yeter ama! Kızdırmayın abimi! Her şeyimizi ona borçluyuz. Şu ocak tütüyorsa onun sayesinde tütüyor. Allah razı olsun! Oğlum! Buyurun, buyurun, rica ederim buyurun. Buyurun. İşte size gösterdiğim bütün bu yerler Ahmet Bey'indir. Binlerce adam çalıştırır. Ahmet Bey yanında çalışanlara çok iyi davranır, cömerttir. Çıkar şu dilinin altındakini. Ahmet Bey bu yalıyı size hediye etmek istiyor. Ha. Ufak bir ricam var.
soruşturmasını yaptığınız Zeki Bey'in, hani şu sandalyesine tekme attığınız beyin, serbest bırakılmasını istiyor. Ha, güzel. Aspiriniz var mı? Aspirin mi? Ne olacak? Biraz sonra başınız ağrıyacak da. Pek yakıştıramıyorsun. Anlamadım. Yani bulaşık yıkamayı diyorum. Ha, şimdi anladım. Bak oğlum, eski şarkılar, eski filmler, eski dostlar derken biz treni kaçırdık. Annem aynı fikirde değil ama. Kadınlarda zaman fikri yoktur. Her şeyi çabuk unuturlar. Günlerce eve gelememe, ayın beşinde biten aylık, her an öldürülme korkusu, bitmez tükenmez tartışmalar. Giderek insanın elinde bir şey kalmıyor. Mesleğin elde kalan tek mutluluk değil mi? Hayır oğlum. Tek mutluluğumuz sendin. Seni tapar gibi sevip büyüttük. Senin varlığından başka bir şey yok benim hayatımda. Hadi bakalım yemeğe. Suçu ne bu gencin? Kendine sulanan yaşlı bir sapığı yaralamış. Kelepçeleri çıkarın, salıverin. Merhaba abi! Merhaba Hamza, ne haber? Tophaneli Keşrıza yeni bir dümen peşinde. Elinde de hep bir mal varmış. Sağ ol. Abi. Eyvallah abi, sağ ol. Ne kadar para istersiniz vermeye hazırım, yeter ki kurtulsun. Merak etmeyin şef. Merhaba beyler. Hayrola? Neyiniz var sizin? Neden konuşmuyorsunuz şef? Anlatsanıza. Şu avukat meselesi. Ne olmuş? Feci'yi benzetmişsin. 6 aylık rapor almış. Hak etmişti kurusu. Biliyoruz. Ama... Devam et. Anladım galiba. Anladığın gibi Şahin. İç işleri, dış işleri karıştı. Durumu kurtarmak için senin tayinini çıkarmışlar. Biraz önce telsiz emri aldık. Erzurum'a gideceksin. Tayin değil şef. Sürgün derler buna. Kısa bir süre sonra yine buradasın komiserim. İstanbul senden vazgeçemez. Biz de öyle komiserim. Bunu yapmayacaklardı bana. Yurdumun her köşesinde seve seve görev yaparım. Hiç kocunmam. Ama manyak bir avukatın parmağıyla yerimden oynatılırsam kabul edemem. İstifa ediyorum. Kabul etmiyorum istifanı. Sana ihtiyacımız var. Benim de onurlu bir insan gibi yaşamaya ihtiyacım var şef. İstifamı yazılı olarak gönderirim. Hoşça kalın. Şey, Şahin hayatını koymuştur mesleği için. Sen tut, Erzurum'a sür Şahin'i. Ya ama yok, biz de elimiz kolumuz bağlı oturacak değiliz ya. Tabii, aşem! Buyur baba! Aktar Salih'e koş, en az 2 metre boyunda kağıt al. Peki gel. Peki baba. Evlat, ne yapacaksın kağıdı? Biz halkız beyler. Halk kendisini yönetenleri kendi seçer. İmza toplayacağız. Arkadaşlar,
Şahin abimiz için bunu imzalayalım. Doğru, Şahin abinin sürülmesine razı olamayız arkadaşlar. İmzalayın. Abi ben imzalayacağım ama benim okuma yazmam yok. Abi, ulan zaten başımıza ne geldiyse cahillikten geldi. Okuma yazma yoksa parmağını bas. Abi parmağını bassın, bas parmağını. Hadi. Ulan ne iştir be, daha bekleyeceğiz mi? Kapalıyız dur dedik ya sana be. Laf anlamaz mısın, seninle mi uğraşacağım? Hadi kızlar, hadi çabuk olun bakayım, çabuk. Sallamayın. Hadi, hadi konuşmayı bırakın, çeneyi bırakın, hadi. Salla, 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 hadi. Şöyle. Hadi. Selam büyük reis. Nasıl buldun burayı? Büyük reis yalnız kalmak istedi mi hep buraya gelirdi ondan. Büyük reis çok düşünceli. Demek beyazlar silahını aldılar. Benim silahımı kimse alamaz küçük reis. Yoruldum artık. Sulh çubuğunu tüttürüp balık avlamak istiyor. Büyük reis yalan söylüyor. Namussuz para avcıları denizdeki bütün balıkları öldürdüler. Savaş da devam ediyor. Büyük reis ise halkına küsmüş. Annen bir banka memuru, bir tezgahtar, ne bileyim ben, işi saati belli bir koca olmadığım için ayrıldı benden. Hem de hayli kırgın. Ben onun yıllar önce istediğine ancak şimdi uyabiliyor. Anlamadığım bir şey var büyük reis. Sen ister memur, ister işçi, ister tezgahtar ol, şu vatanda haksızlığı görüp de ses çıkarmadın mı ne değeri kalır mesleğin, adamlığın derdim. Şimdi vazgeçiyor musun bunlardan? Yok, hayır küçük reis. Gene de öyle diyorum. Türkiye'deki kötülükleri yenmek için polis olmak gerekmez. Namuslu bir simitçi bile gördüğü haksızlıklara karşı savaşmak zorundadır. Ve büyük reis böyle bir ortamda silahını bırakıyor ha? Şerefe arkadaşlar! Zıkkım içiyor to! Ya sevinçten içiyorum be! Ulan ay yaşinek! Tayini durdu ama Şahin istifasını geri almadı daha! Ha, öyleyse ben de kederimden içerim! Arkadaşlar bu işe bir çare bulmak lazım. Gidip bir konuşsan, bizi tersler ama belki seni dinler. Doğru haklı haklı ya tabi, sen git! Ha? Ben bir çare buldum. Merak ettim. Aramadın kaç gündür? Yarın uğrayacaktım. Nen var senin? Bildiğin şeyi niçin soruyorsun? Sana anlattılar ve bana gönderdiler. Tahminin doğru. Tecrübeli bir polissin. Artık polis değilim. Benim tanıdığım erkek evini kendine mezar yapmaz. Sanki bir kanun adamısın Şahin. Haksızlığa karşısın. Neden pes ettin? Kapat bu konuyu. Benim için kapandı çünkü. Asla. Kendini kandırıyorsun. Mesleğini ölesiye seven bir erkeksin sen. Hayatında ondan başka hiçbir şey yok. Bitti mi söyleyeceklerim? Hayır. İstifanı geri almanı istiyorum. Ben dün doğmadım Ebru. Hayatıma ancak ben yön veririm. Ben de dün doğmamıştım Şahin. Ama hayatıma yön vermene izin verdim. Mecburdun. Yani mecburduk. Korkunç bir bencillik bu yaptığın. Seni asla affedemem. Hoşça kal.
Seni ben götüreyim Ebru. Tek başıma giderim. Tek başıma da yaşayabilirim artık. Ne demek bu? Cevabını öğrenmek istiyorsan yarın dershaneye gel. Buyur. Şahin, oğlum çok hasta, bir bakıversene. Kurtarın oğlumu, hastaneye kaldıralım bari. Meraklanma Hanife. Ne olur. Bir leğen getirir misin Hanife? Nesi var oğlumun? Öğrenmek istiyorum Şahin. Uyuşturucu madde. Uyuşturucu madde mi? Ama nasıl olur? Biz dizimizin dibinde büyüttük Erol'u. Bugüne kadar içki bile koymadı ağzına. Bilir kötü yola sapınca anasıyla beni öldüreceğini. Tek umudumuz olduğunu da bilir. Ama sen hiç yanılmazsın Şahin. Niçin? Niçin yaptı bunu? Senin oğlun yapmadı bunu. Yaptırdılar. Körpe gençleri seçerler hep. Onları alıştırmak, zehirlemek çok kolaydır. Dua et ki Erol tiryaki değil. Belki de ilk içişi. Peki şimdi ben ne yapacağım? Sen değil, ben yapacağım. Ama içinde öyle atılır mı ya? Çek bu tarafa, bırak! Ya, patlat Şahin abi! Abi! Abi, Şahin abi! Yolsuzum be abi! Ben de yolsuzum be amca! Gel. Kusura bakma. Sağ ol abi, sağ ol. Hey evlatlar! Evlatlar! Baksanıza! Şahin torpil gibi geliyor, torpil! Gidiyor işte, işte! Hadi, hadi, içeri girelim, içeri! Hadi, hadi! Mucize bu Ebru. Sen yarattın. Ama en acı günümde. Neden acı?
ayrılacağımız için. Ayrılmak mı? Evet. Özgürsün artık. Kırık kanatlı kuş uçabiliyor çünkü. Bak şuna. Beni yaraladığın kuş. Bir uğur gibi sakladım bunu. Seni tanıtmıştı bana. Seni sevdirmişti. Hep ayağıma baktın, yüreğime bakmadın. Seni artık sevmiyorum. Hiç sevmiyorum. Benim Şahin'im kendini düşünmez, halkını düşünür, sokaktaki insanı düşünür. Sana ihtiyacım yok artık, hiç yok. Evet, ben de öyle. Merhaba Şahin. Tam zamanında geldin. Ben de seni aratıyordum. Niçin? İstifanı geri alman için. Ben de istifamı geri almak için gelmiştim. Güzel. İyi çalışan bir şebeke türedi. Ahtapot gibi şehri sardılar. Özellikle talebeler ve genç işçiler üstünde çalışıyorlar. Farkındayım şef. Bu işi sen idare edeceksin Şahin. Lübnan, Marsilya trafiği buradan idare ediliyor. Esrar, LSD ve hatta eroin. Büyük patronları istiyorum ben. Onları sana getireceğim şef. Polis! Thank you.
Konuş! Çantaların içindeki malı kimden aldınız? Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Konuş! Konuş dedim! Patronu bilmem! Biz tombalacı Arif'le iş görüyorduk! Vay! Kim gelmiş? Özledim be abi! Kolay gelsin! İyi gördüm seni! Zıpkın gibiyim, evet! Şu tombalacı Arif'i nerede bulurum? Antepli Arif mi? Evet, o! Topal Osman'ın meyhanesinde, sur dibindeki keşhanede! Beyoğlu'ndaki sinema önlerine takılır! Sağ ol Akbars, eyvallah! Güle güle abi! Bir bu kadar daha isterim! Hallederiz abi! Şişko Nuri'ye söyle, iyisinden iki fıstık postalasın bize! Olur abi! Sarı kız kalmadı koçum, iki parça ayarlayıver! Arif abiye söylerim! Arif abi! Abicim, güzel güzel fıstıklarımız var, ister misiniz? Hepsi de o biçim! 10 tane hazırla, geliyorum! 10 tane! Konuş bakalım Antepli Arif! Malı kimden alıyorsun? Şef kim? Ben Maşa'yım! Küçük çapta iş görüyorum! Şefi bilmem! Hey ahbap! Burada hır çıkmasını istemem! Namuslu bir yer burası! Belli! Belli! Neredeyse duman altı olacağız! Polise şikayet eder, başını artırım senin! Polis! Polis! Aspirin var mı sende? Aspirin olsa ne olacak? Hiç! Biraz başın ağrıyacak da! Aspirinini aldın mı? Konuş bakalım! Malı nereden, kimden alıyorsun? Keş Rıza ile çalışıyorum, Bostancı'da hale bırakıyorlar, oradan alıyorum! Güzel çocuk! Thank you.
Konuş bakalım. Kim gönderdi sizi? Kimin hesabına çalışıyorsunuz? İzzetli! Ateşoğlu İzzetli! Kısa zamanda çok iyi teşkilatlandık. En kuvvetli biziz. Şimdi Tahran'daki dostumuz Mahmut ile eroin işini halletmek gerek. Şef, unutma ki Şahin peşimize takıldı. Özellikle benim. Hı, biliyorum. Ben istedim böyle olmasını. Sonunu bekleyin. Çok ilginç bir olayla karşılaşacaksınız. Ateşle oynuyorsun şef. Şahin tepemize binecek. İzin verirsen ben artık aranızdan çekilmek istiyorum. Seninle çalışmaktan zevk duyuyordum. Madem ki kararlısın, sana hayır diyemem. Çekilebilirsin. Sağ ol. Onu evine kadar götürün. Eroin işinden dosyası var. Tufan'la çalıştığını tespit etmiştik. Tufan adam öldürmekten zevk duyar. Ama muhakkak ki en fazla zevk duyacağı sensin. Beni kızdırma da tak beline silahını. Silahsız bitireceğim bu işi. Tufan düşünsün. Bu defa ipten kurtaramayacak kendini. Evet. Bir saniye. Şahin, telefon. Ben Şahin. Abbas, sen misin? Hayrola? Hemen sizinle görüşmem lazım abi. Yo, oraya gelemem. Takip ediliyorum. Çok önemli abi. İnanılmaz bir şey. Evde bekliyorum seni. Dikkatli ol, hemen geliyorum. Kana buladılar. Günahsız insanları öldürmeye başladılar. Abbas bana bir şey söylemek istedi. Evet. Abbas bana bir şey söylemek istedi. Ne düşünüyorsun? Hiç. Avrupa'ya gideceğim. Tufan'a söylemen gerek. Yoksa öldürür seni. Ölümden de kötü şeyler vardır. Ben de bunun için gidiyorum. Nereye gideceksin? İsviçre, belki de İngiltere. Beni de götürür müsün? Sensiz yaşayamam, seviyorum seni. Bir saniye lütfen. Şahin, seni telefondan istiyorlar. Ben Şahin. Şahin, komiser Şahin. İşini seven, tuttuğunu bırakmayan, yürüyü de biliyi de sağlam bir polistin sen. Ama bu işi bırakmalısın. Bırakmam. Bırakmam için çok önemli nedenler var. İstersen Yeşilköy, İstanbul Caddesi'ndeki Mavi Köşk'e gel. Orada gerçekleri göreceksin. Malları sevk edin. Canım.
Ay. Güzel. Çek bakayım canım. Of. Komiser Şahin, ben Tufan. Gördüklerinden sonra aklın başına gelmiştir sanırım. Eğer bize ilişirsen, oğlun yanar. Esrarcı bir adamın babasını polis tutmazlar, bu bir. Üstelik Metin 20 sene hapis yer, bu da iki. Artık ona göre davran. Hadi bakalım, bunu kutlayalım. Yeah.
Anladım ne pis adam olduğunu. Bizleri öldürüp delilleri yok edeceksin, oğlunu da kurtarmış olacaksın. Aman kalın giy oralarda. Kendine dikkat et, üşütüp hastalanma. Çocuk muyum anne, bakarım kendime. Cici kızlarla oyalanıp beni mektupsuz bırakırsan ölürüm. Aman anne, meraklanma sen. Metin! Oğlumu nereye götürüyorsun? Erkek erkeğe halledilecek bir meselemiz var. Yalvarırım yapma bunu. Götürme onu. Onu nasıl büyüttüğümüzü düşün. Minicik elleriyle bize dokunduğunda mutluluğu için her şeyi yapacağımıza yemin etmez miydik? Gülümsediğinde gülümser, ağladığında ağlamaz mıydık? İkimizden yeryüzünde kalan tek şey oğlumuz değil mi? Allah'ım, seni hiçbir şey durduramaz mıydı? Görevini yapmaktan seni ne ala koyabilirdi? Beni karakola götür baba.